nasıl olmalı? Bence telefon böyle hiçbir şey tuşlamadan, hiçbir şey basmadan sadece bakarak, düşünerek bir teknoloji olsa. Şarj bitmese. Aynen. En büyük sıkıntı herhalde bu, şarj benim bitmese. İçin aynen işimiz gereği. Bize şarj dayanmıyor. Bir de yere düştüğü zaman camı falan kırılmasa böyle ya, sürekli kırılıyor çünkü. Valla bu iPhone'un camlarına çok para verdik. Yeter artık yani. Şarj falan konusu olmasın böyle. Hiçbir şey yapmayalım. Aynen. Şarj olmasın ya. Evet, güneşte çalışsın. Niye batarya koyuyorlar içine? Niye hat takıyoruz? Olabilir değil mi? Nasıl? Vücut enerjisiyle çalışıyor olabilir bence. Evet. Tamam. Mühendis olsaydım ondan yapardım. Direkt ben kol saati olsun, hiçbir şeye bakmayalım. Düşünerek böyle gözle. Filmlerde oluyor ya, öyle bir şey yapalım. Elimde sonsuz bir teknoloji telefon olsaydı, canım çay istediğinde direkt çaycıyı aramasını isterdim. Aynen, ben hiç aramadan direkt çaycıyı aramasını isterdim. Akan çay evi. Başka hani hava durumunu falan hani telefonum yönetseydi keşke. Öyle bir şeyler isterdim. Mesela hani yağmur yağacak ya. Mesela benim telefonumda mesela güneşli görünsün ve o gün yağmur yağmasın. Aynen, karı kızla bağlasın, kötü olmaz. Hani gerek yok ama o da olsa iyi olur. Hani. İnsanlara akıl veriyordum. Onun dışında valla bütün bilgileri insanlara ulaştırmaya çalışırdım daha çok. Daha çok insanların ilgisini çekeceklerden ziyade bilmeleri gereken şeyleri onlara aktardım. Bilimsel tarih her neyse. Aa, bana otobüs bileti alsaydı mesela. Daha iyi olurdu. Uluslararası alsa daha mantıklı olur. Çalışsın ya, boş maaşlı durmasın. Maaşlı bir şey olur. Sürekli elektrik gör, şarj yiyor değil mi? Öncelikle çok fazla teknolojiyle alakam olmasa da telefonla ilgili olarak kesinlikle, mesela vize başvurularıyla alakalı olarak çeşitli aplikasyonlar eğer yaratılabilirse bu çok anlamlı bir hale gelebilir. Vize başvurularını işte daha böyle kolaylaştırıcı yöntemler çıkarsa eğer aplikasyonlar arasında mantıklı olur. Bir de evcil hayvanlara yönelik bir şeyler oturtulabilirse, işte örneğin evde işte mesela uzaktan bağlantılı bir şey olacak, evde köpek havladığı zaman İşte bana bir uyarı gelecek vesaire. İşte onu susması için o evdeki işte telefonla uyumlu olan diğer cihaz arasında işte bir sistem olacak mesela. Ha, şey gibi. Bebek telsizi gibi. Hani o tarz bir şey mesela telefona uydurulmuş olsa, hani köpek avladığı zaman bana haber verecek. İşte gerekirse köpeği oradan benim sesim çıkacak mesela. Hani işte susmasını sağlamak için falan, onu sakinleştirici vesaire bir şeyler olabilir. Bunun haricinde de hava kargoda çalışıyorum. Hava kargoyla ilgili olarak aslında birçok şey var. Yani uçakların nereden, yani şu anda işte benim yüküm hangi uçakta ve nerede olabildiğini görebileceğim sistemler var. Ama hani bunları daha enteresan hale getirip yani direkt işte öyle bir aplikasyon olacak ki müşteriye de aynı bilgiyi gönderebilecek işte o sistem üzerinden gibi şeyler düşünülebilir diye tahmin ediyorum. Radyasyonsuz telefon isterim. Evet, radyasyonsuz. Söyleyemedim ama radyasyonsuz. Yemek yapabilir mesela. Ondan sonra başka bilmiyorum ki. Belki barış getirsin isterim. Bak, olabilir. Beyin gücümle çalışsın. Kontrol et yani. Tekrardan cebimden çıkarmıyor mu bu soğuklarda? Olabilir. Kulaklık bile olmasın be hocam. Direkt zihin gücüyle. Direkt tabii canım. Telepatik yollarla. Aynen öyle. Etrafı pisletmesin. Teknolojik pislik yapmasın yani. Mesela kendisini kolay yok edebilsin. Atabilirim. Plastik gibi atıyor. 400 sene, 500 sene sürmesin yani. 1-2 sene de. 1-2 seneye bile razıyım. Sınırsız telefon olsa klimalı bir telefon yapardım. Hani klimayı telefonu tuttuğumda ısıtıp soğutacak bir şekilde. Öyle bir telefon isterdim. Yani telefonu dediğim gibi klimalı olsa cebime koyduğumda beni ısıtabilecek. Yok, her tarafım ısıtabilecek bir şekilde olacak işte. Teknolojiler olacak. Yani sınırsız olacaksa öyle olsun. Yani aparatı olacak onun, öyle. Öyle kışın böyle sıcak yapacak, yazın soğuk yapacak bana böyle telefon. Ya telefonu tutacak, üfleyecek böyle. Bir hafta gitse güzel olur. Hiç dokunmasın. Hiç dokunmadan bir hafta gitmesi lazım. Güzel olur abi. Hani şöyle mesela, şöyle 7. kat apartmandan mesela aşağı atsam kırılmayacak bir şekilde öyle bir telefon olsun. Hem demirden. Sağlam olsun. Sağlam yani. Bir telefon olsun. Demirden. Demirden. Mesela üstüne otobüs geçse kırılmayacak öyle bir telefon. Ya ben şahsen şu an kullandığım telefonu göstereyim. Ama mesela kamera telefon kullanmıyorum, şu telefonu kullanıyorum. Yani ben yakında bunu hani mesela şu telefona ben kameradır falan takmak isterim yani. Bir mesaja mesela 4-5 saniye mesaj atabilirim ama diğerinde öyle değil. Yok açıyorsun, yok düşük gidin, yok şu bu. Anladım. Bence daha rahat. Daha öyle operatif bir telefon.
bu kalemim gibi bir telefon yapardım. Şekilden şekile girsin diye. İnsanlar nereye çekerse o tarafa gitmesini isterdim daha çok. Bana sorarsan daha böyle olması daha iyi diye düşünüyorum. Mesela şu anda mesela cep telefonu olarak kullanıyorsak o anda mesela ne yapmamız gerekiyor? Çakmak olması gerekiyor. O anda veya güzel bir kadın olması gerekiyor. Her duygumuza hitap etmesi gerekiyor diye düşünüyorum. O an ne düşünüyorsan ona düşünmemiz gerekiyor gibi geliyor bana. Mesela ne düşündük mesela en son? Hava yağmurlu ya. Mesela o anda yağmur yağdırmalı falan olması gerekiyor. Ufaktan bir God rolünü oynaması gerekiyor. Bir kere koordinatlara girdiğim zaman ışınlanmak isterdim. Trenden ve toplu taşıma araçlarından yeteri kadar sıkıldım. Işınlanmayı sağlayan bir telefon olsa çok harika olurdu. Ve mesaj ederken gayet sıkılan bir insanım. Hani benim aklımdaki şeyleri okuyup oraya aktaracak bir telefon olsa. Yani yine telefon özelliklerinden de kaybetsin istemezdim yani. Yani beni ışınlayabildiği sürece o telefon benim için mükemmeldi yani. O kadar, ya okul ev mesela 12 saat İzmir okuyorum ben. 12 saatlik yolum var memlekete. Bir kere yani boş vakitlerimi eve gidip şey yapmak isterdim. Mutlaka kalmak istemezdim yani. Ev kirası derdi olmaz. Elektrik suyla uğraşmazdım yani. Yani yine Alsancağı üstün zaman ışınlanabilecek. Mekanlar da pahalı bir içmek yerine mekandan bir alıp mekanın içinde ışınlanabiliriz yani yine. O da olabilir. Mekanlar, yani güzel mekanlarda ucuz bir ev çevirmek. Nasıl bir cep telefonu yapardım? Şöyle söyleyeyim. Navigasyonunda hiçbir şekilde sorun yaşamayacağım bir cep telefonu isterim. Beni ışınlasın isterim. İstediğim çoğu yere. Ev işi yapsın, mutfak robotu olabilir. Pek beklediğim bir şey yok açıkçası. Çünkü çoğu şey elimizin altında. Şarjı 2-3 gün dayansın bence ya da haftada bir olabilir. Valla teknolojiyi günümüzde değerlendirmemek lazım. Yani ilerisi için alternatif teknolojiler olacak. Benim cep telefonuyla ilgili beklentim şey olabilir. İnsanların ta başından beri konuşmaya dair bir hevesi var. Ve bunun masrafsız, bedelsiz olması gerektiğini düşünüyorlar. Ben cep telefonunun insanların beyninde bir çip şeklinde olması gerektiğini düşünüyorum. Yani aramanın telepatiyle doğru orantılı olmasını düşünüyorum. Bir şeyi çevirmek, bunun bir bedelinin olması bence çok yanlış. Aynı zamanda da yani teknoloji anlamında geldiğimiz noktada belki bugün mümkün değil ama zamanda yolculuk olabilir. Yani geçmişte özlem duyduğumuz, görmek istediğimiz. Kim konuşmak istemez ki yani babaannesiyle, dedesiyle. Bunlarla konuşmanın bir imkanın olması gerektiğini düşünüyorum. Bunlar belki günümüzde olmayacak ama ileride olduğu zaman ben böyle bir şey olması gerektiğini düşünüyorum. Özellikle zaman kavramıyla ilgili birçok şeyin görece anlamını değişebileceğini düşünüyorum. Cep telefonunda buna vakıf olması gerektiğini düşünüyorum. Ya şimdi zaten teknoloji dediğin zaman pratiklikle doğru orantılı. Yani bu zaten pratik olacak. Ya düşünsene insanın beyninde bir tane çip var. Konuşmak istiyorsun. Diyorsun ki kimle konuşayım? Mesafe tanımayan bir yöntem bu. Amerika'daki bir arkadaşınla konuşabilirsin. Ya da atıyorum doğuda, güneydoğuda askerlik yapan bir oğulla, anne babaysan konuşabilirsin çok rahat. Ararsın. Bu görüntülü de olabilir. Yani hologram şeklinde de olabilir. Karşında belirir. Sen çok rahat konuşabilirsin. Bu teknoloji olacak. Bugün değil belki ama yarın kesin olacak. Elimde sınırsız bir teknoloji olsaydı öncelikle bitmeyen bir batarya. Kendi kendine şarj olması gerekirdi. Onun dışında şu ekran problemi. Mesela 3D, gözlüksüz 3D değil de daha da mükemmel, holografik gibi. Hani görüntü kalitesini en üst düzeye çıkartacak. Mesela sadece görüntü değil, koku da verebilir. Hani farklı aromaları yaratabilecek bir telefon da olabilir mesela bir meyveye baktığınız zaman. Mesela oyun oynarken direkt elimde telefon ve ekranı karşıya verebilir. Şu şekilde tutabildiğim zaman çok güzel bir deneyim sunar yani. Çünkü çok fazla, yani birçok kişi oyun oynuyor telefonlarla. Yani kimse sadece mailine bakıp bırakmıyor ya da konuşmuyor. O yüzden bence yani onun oyun konusunda deneyimleri artırabilir. Yani oyun bazlı olabilir. Mesela ısınmayan bir telefon. Şu andaki yeni telefon, piyasadaki birçok telefonda hala ısınma problemi var. Yani şu andaki her içine dair olan şeyler olsun. Artı canım istediği zaman araba olsun, arabaya dönüşsün, tekneye dönüşsün, uçağa dönüşsün. Yani benim için onlar yeterli olurdu. Öyle bir şey yapardım. Yani devamlı gitmenin geri olsa daha iyi olur. Yani sonsuz yani ne derler... Güneş enerjisiyle hiçbir zaman için şarjı bitmeyecek. Hep devamlı kendisini dolduracak yani güneş gördüğünde. Yani yarı yolda bırakmayacak. Elimde sınırsız bir teknoloji üretebileceğim telefon olsa ne bileyim düşünüyorum da uçağa da geri sıkaldım. Zaten hepsini yapıp çıkardılar ya. Daha ilginç bir hayal dünyama kalsa ne bileyim en azından. Eski çağlardaki bir halı modeli de olabilirdi. Zaman makinesine dönüşen bir telefon istediğin yere götürebilecek seni. Işınlayacak görüntü tarzında. En azından yüz yüze konuşabileceğin daha güzel bir şey olur. Evet. Işınlanma tek üstümende bir telefon için yeterli ya. Zaten geri kalan her şeyi sana bırakıyor. İşe gitsin gelsin ya. Para getirsin. Benim elimi çalışsın ben sabah kalkmayayım. Hazıra para gelsin. Olabilir ütü yapabilir. Hı-hı. Gerçi ben yapmıyorum ütüyü de anneme faydası olur. Hı-hı.
Onun dışında temizlik yapabilir. Ne diyeyim, yapacağım çoğu şeyi. Onun yapmasını isterim. Aa bak hemen başladı zaten. Pardon. Önce yani gereksizlerin aramasını engellerdim her şeyden önce. Çünkü artık akıllı telefonlarla o kadar çok şey yapmaya başladık ki. Sabah saat 9'da başlıyorlar. Yani sabahın köründe başlıyorlar. Arayanın kim olduğunu görmek isterdim her şeyden önce. Evet, bu çok önemli. Çünkü o kadar gereksiz insan arıyor ki. Yani hiç insanlar meşgul müdür, uygun mudur, değil midir? Yok. Düşünün sabahın 9'unda sex shop arıyor. İhtiyacım var mı diye. Onun için bunları engelleyecek bir telefon olsun isterdim.